12 tane. Bin bin yazıyor. Bu ben atasak 4 kilo. 4 kilo. Ürünü galiba değil mi? 2024 bu senemizin ilk hasatını yapıyoruz şu an. Evet. Üreticimiz Eyüp Karoz'un tarlasındayız. İlk hasat şenliğimizi bu vesileyle yapmak istedik. Peki bu zamanda biberlerin erken çıkması çok enteresan değil mi şu anda? Aslına bakarsa iklimlerini de göz önüne aldığımız zaman tam zamanlaması diyebiliriz. Eskisi gibi tabii hava çok soğuk geçmiyor. İklimden dolayı ısınma, burada ısı sıcaklıkları artmaya başladı. O sebepten dolayı hasat tarihimiz gün geçtikçe biraz daha erken alınıyor. Güzel, bozma. Tamam, evet, size kısaca bir tanıyalım. İsminiz neydi? Naaman Eyüp Karaoğlu. Eyüp Karaoğlu. Evet. Biber üreticiyiz. Evet, biber. Şu anda 2024 yılının ilk hasat biberini tarlada siz çıkardınız. Evet. Peki biberleri nasıl yetiştirdiniz? Anlatır mısınız bize? Anlatalım. Bu biberin en güzel sevdiği şey çapa. Düzgün diktikten sonra çapayla suyu verdin mi bu adam canlanıyor abi. Çapa. Evet, çapa diyorsun. Şu adamı ben 4 sefer çapladım. Bekle abi, dur abi. Evet. Şimdi çapa dediniz. Evet. Peki kimyasal gübre kullanıyor musunuz? Yok. Kimyasal gübre yok. Tamam, organik. Organik samura. Hayvan samura. Hayvan samura gübresi yapıyorsunuz. Hayvan samura gübresi. Bunun da eski olması gerekiyor yalnız. Yeni olmuyor. Yeni ne olmuyor? Eski bir peki, yıl. Bu mahallenin ismi ne, buranın ismi ne? İnciryaka Mahallesi. İnciryaka Mahallesi. Demirler Köyü İnciryaka Mahallesi, evet. Değil mi? Peki bu sene ne kadar biber yaptınız? Kaç degar biberiniz? 2. 2 degar. 2000 metrekare. 2000 metrekare. Peki pazarı ne zaman çıkarıyorsunuz? Cumartesi. Bu hafta cumartesi. Burma, ilk biberi çıkaracaksınız. Kafası. Evet. İlk biberi çıkaracaksınız, öyle mi? Evet. Dosya bunu gösteriyor. Evet. Peki siz üretici olarak bu hafta ilk kale biberini, meşhur kale biberini pazara çıkaracaksınız. Evet. Fiyat olarak ne gözetliyorsunuz? Vallahi şu biberi 100 liraya vermezsek biz kilosunu yazık olur. Yani 100 liraya satma düşünüyorsunuz, evet, öyle mi? Düşünüyoruz. Çünkü bunun emeği çok ağır. Ama şunu bir kişi yiyemez. Evet. Mümkünatı yok. Bunu yani bir tanesi yiyemez. Kaç gram gelebilir? Şeker terazimiz var. 300-400 gram gelecek galiba, gelir. Öyle mi? 300-400 gram gelecek. 5 tanesi 1 kilo bunun. Evet. Tamam, buradaki... Bugünkü toplantımızın esas amacı ilk hasatımızı çıkaran Eyüp Beyefendi'nin tarlasında hep beraber ilk hasat programı. Daha evet. Önce bu kalede meşhur biber için hiç yapılmadı. İlk defa yapılıyor. İlk defa yapıyoruz. Daha önce böyle bir çalışmamış olmamıştı. Bizim bundaki amacımız hem kale biberimizi tanıtmak, hem üreticilerimizin her zaman olduğu gibi yanında olduğumuzu göstermek ve onların pazarını genişletmeye çalışmak. Peki bir durum,
kalecisindeki biberin kaç dekar alan var şu anda ekili alan? Kalemizde Akçay Havzası'nda sadece yetişen bir biberimiz, bu kale biberimiz 900 dekar arazide yetiştirilmekte. Ortalama dekar başı 2,5 ton civarında verimimiz var. Bu yıl beklentimizde 2250 kilogram civarında hasat beklentimiz var. Bereketli bir yıl diliyoruz üreticilerimize. Bu sene diyoruz hastalık falan yok hiç. Çok her şey şükür, normal. Biz şöyle söyleyeyim. Fidan yetiştirmesinden hasadına kadar her zaman ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte İç Tarım Müdürlüğü olarak üreticimizin yanındayız. Onunla ilgili gerekli ön çalışmaları, hastalık başlangıcını tespit edip üreticilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı üreticilerimiz de bizi dinlediğinden dolayı gerekli çalışmaları birlikte yapıp hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Peki müdürüm, son olarak şunu söylemek istiyorum. Biberdeki hedefiniz nedir? Bizim biberdeki hedefimiz, kale biberimiz dediğim gibi sadece bu havzada yetişen, belli bir metrekare alanda yetişen ürünümüz. Bunu, bu kısıtlı sayıdaki ürünü daha güzel bir şekilde üreticilerimizin daha çok gelir elde edebilmesi amacına tanıtmak ve farklı yerlerde kullanabilmek. Mesela bir kurutma ünitesi kurabilip, kurutup pazara yaymak ya da kıyma şeklinde dediğimiz kahvaltı olarak kullanılan şekli var. Onu yapabilmek, turşularını gerekirse yapabilmek. En azından Ege bölgemizde ve Türkiye genelinde bu coğrafi işaret ürününüzü yayılmasına yardımcı olmak. Evet, sayın biber üreticisi. Önce bir kendinizden bahsedeyim. İsminiz neydi? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Ben Özcan Karaoğlu'nun Demirciler'den. Biber yetiştiricisi. En çok biberi siz üretiyorsunuz galiba, öyle mi Özcan Bey? Bizim Demirciler halkı olarak genelde biber yetiştirenimiz çok ama bizler böyle sayılı kişiler biraz daha fazla yetiştiriyor. Kaliteli ürün yetiştiriyor. Aynı bildiğin gibi işte biber tarlamızda bu. Peki bu seneki hedefiniz ne? 2024 yılı olarak hedefiniz bibercilikte ne hedef işliyorsunuz? Bu seneki hedefimiz biberler daha kaliteli, daha güzel yetiştirip daha güzel üretici bulmak için. Hiç hastalık yok bu sene galiba değil mi? Sorun yok hiç. Bu sıcaktan dolayı hastalık yok. Çok güzel evet. Biberlerimiz. Kurması da düzgün olur. Hiç sıkıntı olmaz bu yıl. Evet. Bu köyün siz muhtarsınız. İsminiz neydi muhtar? Demirciler Mahalle Muhtarı Süleyman Karaoğlu. Süleyman Karaoğlu. Sayın muhtarım, bu seneki 2024 yılı biber hasat olarak bir program yapılmış köyünüzde. Daha önceleri bu program yapılmıyordu. Bu programdan memnun musunuz yapıldığından? Şu anda memnunuz. Peki bu programa İlçe Tarım Müdürlüğü yeni müdürümüz Fatih Bey tarafından yapılmış. Her sene bu program yapılsa size nasıl bir katkısı olur? Çok güzel olur. Biberin işesi, müşterisi artar. Dışları gider. Bilmem ne. Sadece zaten bizim biberin yolda yer. Aydın, Denizli. Ama bu ne olur? Reklam yapıldığı zaman dış ülkelerde gidebilir. Evet. Evet. Veya şişelenme şişesi yaparsak daha iyi olur. Evet. İlk hasat programı bugün yapılıyor. Bugünden itibaren biberleriniz pazara çıkıyor. Fiyatta ve üretici yüzlere gözüye bakıyor. Siz ne diyorsunuz bu fiyata? Yüzlere ya nasıl? Her şeyin yolunu var. Ya aslına bakarsan, çiftçiliğe bakarsan çiftçilik bir zor iş. Evet. Şöyle düşündüğün zaman çiftçilik yaparken 40 yaşından aşağısı bu çiftçiliği yapmıyor. Bu biberi de yapmıyor. Ama ne yapıyor? 40 yaşı üstü yapıyor. Yani gelecek nesil diyorsunuz biz biberleri yapamayacağız diyorsunuz. Çünkü yaşlı kesim çalışıyor evet, tarlada evet, öyle mi? Evet. Genç kesim yok. Yok. Evet. Yani baktığı zaman tarlaları geldiği zaman biber tarlaları hep 40 yaşı üstüdür. Altta yoktur, bulamazsın. Çok nadirdir. Gençleri tarlada istiyorsunuz. Evet.
sizi daha önce yapılmayan bir program var bugün. Bu iki program hasat programı olarak yapıldı. Daha önceki senelerde bu yoktu. Yeni evet. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş programda biberin ilk hasat günü, yani ilk hasat bu tarlada yapılmış. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Güzel bir program olacak mı? Nasıl olacak? Evet, bizim malum kalenin sembolü oldu artık kale biberimiz. Bakın Allah'ın izniyle üreticimiz çok güzel biberini yetiştirmiş. İlk hasadımızı da önceden de bu tarlada yapmıştık. Ben üreticimizi tebrik ediyorum. Mükemmel de biber yetiştirmiş. Herhalde bir yarım kilo var. Evet. İnşallah bundan sonra da Allah ona bol ürünler nasip etsin, hayırlı kazançlar nasip etsin. Böyle. Peki bizim... başkanım, şöyle bir üreticinin şöyle bir derdi var. Ben size basın yoluyla getireyim buna. Biberlerimiz pazar istiyor. Üstü kapalı pazar istiyorlar. Onu tabii, nasıl çözeceksiniz? Malum benim daha önce bir boş bıraktığım bir yer vardı. Benden sonra orası doldurulmuş. Hmm. İnşallah şimdi oradan yukarıya bir giriş yaparak tasarruf tedbirleri kanunu kapsamında da elimiz kolumuz bağlandı, inşaat yapamıyoruz ama oraya iyi kötü elimizdeki bir malzemeyle üstünü kapatıp inşallah bibercilerimize de bir pazar yeri yapacağız. Veya şimdi kendileriyle görüşüp şimdi bir fikir alışverişinde hep beraber ortak bir karar alarak eski çarşı içindeki kapalı pazar yerimize gitmek isterlerse. Ama iki pazar o zaman bölünmüş olur, iki pazar onu kabul ederler. Olsun, sadece biberimize özel orada da bir pazar oluşturabiliriz. Şimdi kendileriyle o konuyu teferruatlı olarak görüşeceğiz. Oradaki şehir içindeki esnaflarımız da bunu malum çok istiyorlar. Bakalım hep beraber karar vereceğiz. Hani kendi başıma karar vermek istemiyorum. Malum pazar onların pazarı. Onlar nasıl uygun görürse, nasıl daha iyi olacağını düşünürlerse inşallah bu yönde bir karar alacağız. Başkanım, sen bir vereyim şöyle. Güzel görüntüler verelim. Biberlerin üç damarda olmasının sebebi ne? Dört olsa olmaz mı? Olmaz. İlla üç olması lazım. Peki damarların sayılarında bir fark var mı gıdasında, tadında? Vallahi bizim biberin tadı başka oluyor biliyorsunuz. Kale biberi teslimli zaten. Oraması, her şeysi çok değişik oluyor. Hiç bizim biber gibi başkalarınki uymuyor. Uymaz, evet. Uymuyor. Çok uğraştılar, tohumlar gitti başka yerlere, olmadı. Sadece bize özel bu. Bu demircileri. Genellikle. Bakın şu biberlerimize. Cenab-ı Allah'ımın yarattıkları. Evet. Kezban sağlam. Evet. Sağlam da ismi biraz yukarıdan geliyor galiba değil mi? Şeyden, Murat var. Evet. Şimdi siz ne yapıyorsunuz burada? Biber tatarı için kızartma. Kalenin yöresel yemeği biber tatarı öyle mi? Evet. Peki biber tatar için nasıl biber olması lazım? Düzgün, böyle sarı, büyük. Üç damarlı olması lazım. Üç damarlı, evet. Üç damarlı olması lazım. Hı. Peki sarımsağın önemi var mı? Nasıl bir sarımsak olmalı? Sarımsağın önemi var, evet. Nasıl olmalı? Eski sarımsak dediğimiz beyaz sarımsak vardır. Onu kullanırız. Hı. Evet. Şimdi önce biberleri anlatın bize, ne yapıyorsunuz? Önce böyle şey yapıyoruz, ucundaki şeyleri alıyoruz çöpü. Evet, yarıyorsunuz. Evet. İçine. Lezzet vermesi için biraz içine tuz koyuyoruz. Evet. Ve ocağa. Sonra tavaya koyuyorsunuz. Evet. Sanki balık kızartıyor gibi değil mi? Evet. Zaten balıktan farkı biberlerin ya. Evet. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra aşama. Kızartıp tabağa koyup üzerine... Kendi ürettiğimiz yoğurdumuzu temizledik. Üzerine biraz tereyağıyla yanmış pul biber koyup yemeğe hazır oluyor. Müzik
Peki şimdi bu biber tatarını yoğurtlama mı? Şimdi yoğurdu arkadaş sonradan döktü. Aslında yoğurt altta mı olacak, üstte mi olacak? Söyle bakalım bayan gözüyle. Siz biz soruyorum. İki türlü de yapıyoruz abi. Heh. Altta da olur, üstte de olur. Şimdi bu yoğurtlama oldu galiba. Aslında yoğurt altta olmasa değil mi? Evet. Dur bir tanesini yapalım. Bir saniye. Evet. Şimdi biberleri üstü koyuyoruz. Bu kale merkez usulü öyle mi? Evet. Şimdi üzerinde yağı döküyorsunuz. Şimdi gerçek biber tatarı böyle diyorsun öyle mi? Evet. Evet. Hadi bakalım.